Merhabalar, 5 dakikada Hollanda kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Afsluitdijk'a gittik. Oturduğum yere 150 kilometre mesafede, Hollanda'nın kuzeyinde bir yer. Birazdan orada çektiğim görüntülerle sizi baş başa bırakacağım ama tabii Hollanda'da rüzgarsız bir hava bulmak biraz zor. O yüzden biraz rüzgarın sesiyle bazı yerler anlaşılmayabilir ama yine de çok güzel bir yer. Herkesin mutlaka gitmesini tavsiye ediyorum. Şu aralar neler yapıyorum arkadaşlar? Son videoya geçmeden önce. Evet, artık tek okulda çalışmaya başladım. Haftanın 5 günü. Oldukça yoğunum. Hem ders asistanlığı hem bir hocayla beraber Fir FVO, yani 4. sınıflara haftada 2 gün ders vermeye başladım. Hala evet, yoğun bir şekilde programım devam ediyor. Tabii eskisi kadar çok sık video ekleyemesem de mutlaka yine ara ara video eklemeye devam edeceğim. İlginiz için teşekkür ediyorum. Ve sizi Afsluitdijk videosuyla baş başa bırakıyorum. Evet, merhabalar. Şu an Afsluitdijk'tayız. Hollanda'nın kuzeyinde. Çok ilginç, enteresan bir yerdeyiz. Şu anda iki suyun arasında bir yoldayız arkadaşlar. Bu çok önceden, yani 1920'li yıllarda burada bu yol yok iken tamamen kocaman bir denizmiş aslında. Daha sonra Hollanda'yı su baskınlarından kurtarmak için bir baraj niteliğinde bu yolu yapmışlar ve sonrasında gerçekten çok ilginç bir durum ortaya çıkmış. Evet, bakın şu tarafımız Atlas Okyanusu ve tuzlu su. Evet. Yolun diğer tarafı tabii ki buranın kapatılmasıyla beraber bir göle dönüşmüş. 1920'li yıllarda bir mühendis tarafından ilk buranın fikri ortaya atılmış. Sonrasında çalışmalarına başlanmış ve 1933 yılında açılışı yapılmış. Ve çok çok ilginç bir yer. Aslında arabayla giderken de çok değişik bir his oluyor. Yani suyun üstünde bir yoldan gidiyorsunuz. Genel olarak böyle mutlaka Hollanda'ya yolunuz düşerse buradan mutlaka geçmenizi ve bu şekilde bizim gibi durup bir etrafı seyretmenizi mutlaka öneriyorum. Şimdi hep beraber diğer tarafta buranın fikrini bulan mühendisin anıtı var. Oraya doğru devam edeceğiz. Herkese merhaba. Bu Afsluitdijk'ın girişinde yer alan bir anıt var. Bu anıtın olduğu yerde bir pano var. Panoda Afsluitdijk'ten önce ve sonrayı gösteren bir harita var. Afsluitdijk'ten önce Zuiderzee diye bilinen şöyle bir deniz var. Bu deniz çıkışında Atlas Okyanusu'na bağlanıyor iken Afsluitdijk'ten sonra buraya yapılan, şurası Afsluitdijk, burası artık bir göl haline gelmiş oluyor. Bu gölün adı da IJsselmeer olarak kalıyor. Adlandırılıyor. Bu resimde de YouTube'da bunun videosunu da bulabilirsiniz. Şurası 1927'de artık iki denizin kapanmış olduğu, açık olduğu son nokta. YouTube'da buranın kapanış videosunu da bulabilirsiniz. Bu Afsluitdijk 1.0 diye geçiyor. Yeni çalışmalar var. O da Afsluitdijk 2.0 diye adlandırılıyor. Yani gayri resmi olarak. Afsluitdijk 2.0'da şurada Afsluitdijk'ın girişinde ya da olan yerlerde balıkçılık, balık yetiştirme alanları. Şurada değişik yerler. Belki o şuraları tam bilmiyorum. Fakat balıkçılıkla ilgili şeyler yapılması planlanıyor. Planları halen hazırda devam ediyor. Aynı zamanda da şu şekilde değişik yerler sağına sonuna planlanıyor. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar, şimdi son olarak heykele doğru gidiyoruz beraber. Evet, Afsluitdijk videomuzun sonunda da bu heykeli getirelim. Evet, bu fikri bulan kişi Cornelis Lely. Heykeli 1954 yılında kraliçenin katılımıyla gerçekleşen bir törenle açılıyor. Evet, çok ilginç bir durumdayız şu anda. Bir tarafımız Atlas Okyanusu, tuzlu su arkadaşlar. Evet, diğer tarafımız bir göl, IJsselmeer Gölü.
ve tatlı su. Biz iki suyun arasındayız, bir yoldayız ama aynı zamanda bir baraj Hollanda'yı baskınlardan, su baskınlarından korumak için. Yine ekstra bir bilgi, maalesef bu kişi buranın açılışını göremiyor arkadaşlar. 1933'te zannedersem burası açılıyor ama 1929'da bu kişi vefat ediyor. Evet, Afsluitdijk videomuz sona erdi. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.